إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب الأحكام'dayız. 29. bapta kalmıştık. 29. bapta Bukhari demiş ki: Men kudiye lehu bi hakki ahihi fela ye'khuduhu. Kimin kardeşinin aleyhine hüküm verilmişse, lehine hüküm verilmişse bunu almasın. Bunda bir şey almasın. Fe inne qada'ul hakim la yuhillu haramen ve la yuharrimu halalen. Ve hakimin hükmü ne bir işi helal ne de haram yapmayacağı babı. Yani hakimin verdiği bir hüküm bir şeyi helal yapmadığı gibi haram da yapmaz. Niye? Şimdi altta hadisi aktardığımız zaman mesele anlaşılacak. Kardeşinin kendi hakkı lehine hükmedilen kişi bunu almasın. Bunu almayacağı babı. Devamında demiş ki فَاِنَّ قَدَوْا hakim, hakimin kazası yani hakimin hükmü la yuhillu haramen, bir şeyi haram etmez yani helal olan bir şey. Ve la yuharrimu halalen, haram olan bir şey de helal etmez demiş Bukhari. Demiş ki an Zeynep binti Ebu Seleme. Ebu Seleme'nin kızı Zeynep ehbartehu, o şöyle haber vermiş ki enne Ebu Seleme zevce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zevcesi ki ehbarteha, o şöyle demiştir an Resulü aleyhisselatü vesselam, Resulü aleyhisselatü vesselam enne Ebu Semya husumaten bi babin hücretihi fekharece lehim. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapısının önünde, yani odasının önünde bir husumet, bir kavga vardı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onların yanına çıktı. Fekal dedi ki inne mâne beşer, ben sizin gibi bir insanım dedi. Ve innehu ye'tini hasmu fela'alle ba'dakum en yekune eblaha min ba'di. Siz bana geliyorsunuz, hasımlaşıyorsunuz. Yani gelip bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Ben de sizin aranızda bir hüküm veriyorum. Dolayısıyla bazılarınız baliğini, yani meselesini bari bir şekilde aktarıyor. Fâsibu ennehu sâdikûn fâkdilleh bidâlik. Ben de o adam doğru söylüyor diye tahmin ediyorum ve hüküm veriyorum. Yani ben de diyorum ki bu adam evet doğru söylüyor. Onun bu demesine göre hüküm veriyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Femen kadaytu lehu bihakki müslim. Şayet bir Müslümanın hakkı olan bir şeye hükmedilmişse fe innema hiye kıt'atu minen nar. O da onu alacaksa bu onun için, yani bir Müslümanın hakkı, adam kendisini ifade etmiş. Dolayısıyla hakim de hükmetmiş. Ama adam biliyor yani o işin onun hakkı olmadığını ve o işe sahip olmuş. O mala sahip olmuş. İşte her kim ki bu sahip olmuş olduğu malı alırsa fe innema o şey hiye kıt'atu minen nar. O ateşte bir parçadır, ateşte bir şeydir. Fel ye'huduha ev liyetrukuha. Artık isterse onu alır, isterse onu bırakır. İsterse onu alsın, isterse bıraksın. Diyor Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam. Ana Ayşe. Halil Hocam, bu hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlatmak istiyor bence. Yani bu genelde, yani sen genelde doğru. Genelde, yani genele söylüyor yani. Doğrudu, tabii. Yani bir hakimin karşısına bir insan çıkar, bir meramını iyi anlatır. Biri iyi anlatamaz, iyi anlatan etkiler. Yani doğru. Bu genel anlamda yani. Doğru yani Peygamber o adamın yani bu ismiyle savunması veya müdafası şey değildir. Yani onun o işte haklı olduğu anlamına gelmiyor. Hakim onun o beyanına bakar, içtihatta bulunur. O içtihat hatalıdır ama adam da bunu bile bile bunu böyle yapmaması gerekiyor. Yaparsa Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ateşte pay almıştır. Ayşe Validemiz der ki Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam'da enneha kâlet dedi ki kâne Utbe İbni Ebi Vakkas'in, Utbe İbni Ebi Vakkas ahdi ile ehihim. Sa'd İbni Ebi Vakkas enne İbni Velideti Zama minni. Dedi ki kardeşi Sa'd bin Ebi Vakkas'a vasiyet ederek dedi ki Zeman'ın cariyesinin oğlu benim çocuğumdur dedi. Bendendir dedi. Fek bidhu ilek. O zaman onu al dedi yani. O çocuk benim olduğuna göre o çocuğu almalısın dedi. Felemma kâne amul fethi
Ehadehu Sa'dun fekale İbnu Ehi. Mekke'nin fethi senesinde Sa'd o çocuğu aldı. Aldı, yakaladı. Dedi ki bu benim kardeşimin oğludur. Kadı kâne ahide ile fi. Çünkü onun babası yani benim abim, işte kardeşim onunla alakalı bana ahde bulunmuştu. Yani bana vasiyet etmişti. Fekame ile Abdü ibn-i Zem'a. Abdü ibn-i Zem'a bunun üzerine ne yaptı? Hemen ayağa kalkıp dedi ki Fekale ehi ve ibni velideti ebi. Dedi ki hayır, bu benim, yani bu benim kardeşim babamın cariyesinin oğludur dedi. Vulide ala firashihi. Benim babamın döşeğin üzerinde doğmuştur. Fetese veka ila Resulü sellem. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arası, yani bu ikisinin arasında bu mesele geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yaptılar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e meseleyi götürdüler. Fekale Sa'dun. Sa'd dedi ki ya Resulallah, ey Allah Resulü, İbni Ahi, bu benim kardeşim çocuğudur, yani yeğenimdir. Kâne ahdi ileyye fi, çünkü onunla alakalı bana şey yapmıştı kardeşim, abim bana onunla alakalı vasiyet etmişti. Ve kâle Abdü'nü Zem'a ehi ve ibni velideti ebi. Dedi ki o benim kardeşimdir çünkü benim babamın cariyesinin yatağında bulundu dedim. Vulide ala firashi, onu yatağına aitti. Fe kâle Resulü sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki huve leke ya Abdü'nü Zem'a, dedi ki ya Abdü'nü Zem'a, o çocuk sanadır, sana aittir. Thumma kâle Resulü aleyhisselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra dedi ki el veledu lil firashi, çocuk döşe aittir. Vel a'irihil hacer. Thumma kâle, sonra dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra dedi ki thumma kâl li saudate pinti zem'a ihtecibi minhu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki çocuk yatağa ettir, zina eden içinde mahrumiyet vardır. Sonra da şeye Sevde dedi ki bu çocukta ne yap? Bu çocukta sakın dedi, yani tesettürlü ol dedi. Bundan sonra o çocuk Sevde vefat edinceye kadar bir daha onu görmedi. Yani dedi ki bununla alakalı ne yap? Bu çocuğa karşı hicaptan, yani bu çocuğa karşı şey yap dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve diyor artık o çocuk ölünceye kadar Sevde validemizi görmedi. 30. babta Bukhari demiş ki orada büyüyen yani. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Şimdi döşek dediğimiz şey şu. Cariye normalde zemanın cariyesi. Ama Utbe bu cariye ile beraber olmuş. Tamam mı? Çocuğun kendisine olduğunu biliyor. Ama örfen o cariye zemaya ait olduğundan dolayı, zemanın cariyesi olduğundan dolayı ve zemanın evinde yatıp kalktığından dolayı burada yatarken o eve aidiyet meselesidir. Örfen herkes biliyor ki o zemanın cariyesidir. Anlaşıldı mı? İşte o demek yani onun evinde doğmuştur, onun döşeğinde doğmuştur. Böyle olduğundan dolayı vele ki o çocuk başkasında olsa bu işi yapan kimse için mahrumiyet vardır. Artık ömür boyunca çocuğu olmasına rağmen o çocuğa sahip olamayacaktır. Bu bir hukuktur. Mesela günümüzde bile, yani bunu biz anlamakta zorlanabiliriz. Günümüze diyen ki anlaşamayan anne babalara işte diyelim ki mesela tutuyorlar. İşte diyelim karı kocaları işte bugünkü kanunlara göre birbirine uzaklaştırıyorlar. Veya çocuğu mesela diyelim ki çocuk babanın ama mesela diyorum ki alıyorlar anneye veriyorlar. Baba işte hiçbir şekilde, hele bir de aralarında aşırı geçimsizlik varsa işte bir daha hiç görüşemiyorlar vesaire, şunlardır bunlardır. Ama herkes biliyor ki meselenin böyle olduğunu, doğru mu? İşte o da bir hukuk olduğundan dolayı, yani o köle diyelim ki Abdü bile şey Ukbe Utbe bin Vakkas biliyor ki o çocuk bendendir. Ama o cariye zamanın olduğundan dolayı ne yapıyor? Örfen de evet bu zamanın cariyesiydi. Dolayısıyla Utbe ne kadar böyle iddiada bulunsa da velev ki şeyler Utbe de temas etse, Utbe böyle bir yanlış iş yaptığından dolayı o çocuğa ne yapıyor? Tasarruf hakkında bulunamıyor. Bu da ayrı zor olan bir durum. Şimdi şöyle Ali Hocam, mesela bazıları çocuğu bırakıyor bir yere işte. O başka bir şeydir bak. O sahipleniyor, başka. Yok sahipleniyor, büyütüyor çocuğu mesela. Tamam. Bu çocuk kime ait? O başkadır. Başka. Onun bir hukukta yeri yok. Yok. O müferit olan bir olaydır yani. Bizim dediğimiz karşılığı olan bir şeydir. Tamam. O başka bir şey. O Allahu Alem yine kendi sahibine verirler eğer sahipleri iddiasında bulunsa. Tabii o zaman da çocuğun tercih kalır. Çünkü çocuk o zamana kadar büyürse. Yani bir de meselenin oyunu var.
Yani bizde meşhurdu değil mi? İşte cami avlusuna çocuk bıraktılar diye. Aynen. Evet. Bir de böyle bir moda çıkmıştı. Doğru. Hala daha devam ediyor mu ki? Gerçi son zamanlarda da pek yok. Evet. Devam ediyoruz. 30. babda Bukhari demiş ki Babu el hukmi fil bi'ri ve nahvuha. Kuyu ve benzeri şeylerle alakalı hüküm demiş Bukhari. An Ebi Vail, Ebu Vail'de kale Abdullah dedi ki Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki La yahlifu ala yemini sabrin dedi ki bir kimse bir malı kopartmak için yalan yere yemin ederse yaktati o malen ve huve fiha facir illa lakallahu ve huve aleyhi gadbanu. Bir kimse bir malı kopartmak ve elde etmek için yalan yere kasten yemin ederse Allah'u kendisine gazaplı olduğu halde Allah'la karşılaşır. Bir insan bir malı, bir menfaati elde etmek için nahak yere yemin ederse o kimse Allah ona öfkeli olduğu şekilde, kızgın olduğu şekilde Allah'a kavuşur. Fenzel Allah, şu ayet indi onunla alakalı. İnnellezine yeşterine bi ahdillahi ile ahir. Ahitlerini az bir değer karşılığında satanlar ayeti nazil oldu. Fecel Eş'as. Abdullah diyor ki, devamında anlatıyor. Fecel Eş'as ve Abdullah yuhaddisum fekale fiyye. Nezeltu ve fi racul. Hasemtuhu fi bi'rin. Abdullah diyor ki, Eş'as geldi ve dinleyenler, orada bu meseleye şahit olan dedi ki, bu ayet benim ve kendisiyle davalı olmuş olduğum bir adam hakkında indi. Resulullah bana beynin var mı dedi. Fekale eleke beynine, senin beynin delilin var mı dedi. Kultullah ben ki hayır. Kal dedi ki fel yahlif o zaman yemin et dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kultu ida yahlifu bu takdirde o kişi yemin ederim dedi. Bunun üzerine fenezelte Allah Azze ve Celle innellezine yeşterine bi ahdillahi Allah'ın ahdini yani vermiş olduğu sözü az değer karşılığında satanlar ayeti nazil oldu diyor. Kim diyor? Eşhas İbni Kays. Bu daha önce Kitab-ı Nuzur ve İman'da İman ve Nuzur'da geçmişti. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Evet. 31. babta Bukhari demiş ki Babu el kadai fi ketil malin vel kalilihi. Malın çoğu ve azı hakkında verilecek hükmün aynılığı babı. Ve kale İbni Uyeyne an İbni Şübrüme el kadai fi kalil malin ve ketiri seva. İbn-i Uyeyne demiştir ki İbn-i Şübreme malın azı veya çoğu hakkında verilecek hüküm aynıdır demiştir. Yani ister mal çok olsun ister az olsun fark etmiyoruz. Fark etmez hüküm verilmişse mesele bitmiştir. Şimdi ilk babda yani bugün derse başlarken 29. babın ilk hadisi numara söylememe gerek yok. Burada 7185 nolu hadis aynı hadis. Tekrar aktarmama gerek yok. Yani şöyle aktarayım, mealini aktaralım. Ümmü Seleme diyor ki Resulullah kapısının yanında bir davalaşma gürültüsü işitti. Ve hemen onların yanına çıktı. Onlara şöyle buyurdu. Ben de ancak bir beşerim yani insanım dedi. Şu da bir gerçektir ki bana hasımlar gelir. Bazısı diğerinde daha belagatlı konuşabilir. Yani daha meramını ifade edebilir. Ben de bu sebeple onu doğru söyledi zannederek lehine hüküm veririm. Kimin lehine bir Müslüman hakkını vermeye hükmetmiş ise bu hüküm ateşten bir parçadır. Artık o kimse bu ateşi alsın ya da onu terk etsin dedi Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam. 32. babta Bukhari demiş ki Babu bey'il imami alan nasi envalhum ve ziya'ahum. İmama yani devlet başkanının insanların malları ve akarları yani işte suları vesaire onların aleyhine satabileceği babı. İmam yani devlet başkanı ne yapabilir? İnsanların mallarını ve akarlarını onların aleyhine satabilir. Bey'il imam, imam satabilir alan nasi insanların emvaluhum ve ziyaahum demiş Bukhari. Allah Resulü benden sonra husran ve kad ba'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müdebberen min Nu'am ibni Neccar benden sonra Hürsün denilen bir müdebber bir köleyi Numan bin Naham'a satmıştır. Allah Resulü benden sonra Hürsün denilen bir müdebber köleyi Numan bin Naham'a satmıştır. Yani kim demiştir? Müdebber köle kimdir? Efendisi demiştir ki ben vefat ettiğim zaman sen Hürsün demiş. Amma ve lakin bu adam ölünce bakıyorlar mirasına vesaire. Sadece bu adamın sahip olmuş olduğu şeyler bunlardır. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor?
Bu köle adamın rızası olmadığı halde ne yapıyor? Satıyor. Bize çok kızgın gelebilir değil mi? Devlet dediğimiz şey başka bir şeydir işte. Yani bize münferit olarak mesela kalırsak, vay efendim adam malını elde almış. Böyle değerlendirilebilir ama böyle değil normalde. Yani imam, yani devlet başkanı insanların mallarını ve akarlarını onların aleyhine satabileceği. Yoksa adam demiş ki ben öldüğüm zaman sen hürsün. Ama öyle yapmamış Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O köleyi başka birisine satmış. Yoksa normalde adam hür olacak. De Allah Resulü'nün konumu ne? Orada imam. Yani devlet başkanı bir diğer ismiyle. Yani bu ülke karşılığı Cumhurbaşkanı veya Başbakan vesaire işte en büyük yetkileri elinde bulunan kimse. An Cabir diyor ki, Cabir diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birisinin kölesi benden sonra sen hürsün diyerek azat etti, haberi ulaştı Resulullah'a. Halbuki sözü edilen o adam, yani o adamın köleden başka bir malı da yoktu. Resulullah o köleyi 800 dirhem mukabilinde yani değerinde sattı ve parasını o kişiye gönderdi. Evet. Şimdi devlet başkanı ya, yani imam ve hakimin insanların malını ve akarlarını onların aline satabileceği İbn-i Müneyyir demiştir ki Bukhari yukarıdaki başlıkta satım akdinin imama izafe ederek bunun sefihin malında gayip olanın borcunu ödemede ya da borcunu ödemeyen kimsenin malında veya başka bir hususta gerçekleştiğine işaret etmek istemiştir. Allah-u Alem adam borcu var ya, bu adam da sen hürsün diyor ya, onu satıyor, oraya veriyor. Ki zaten devletin de görevi budur zaten. Diyor ki Bukhari başlıkta satım akdi imama yani hakime izafe ederek bunun sefihin malında yani malında evliyet sahibi olamayan gayip olanın borcunu ödemede ya da borcunu ödemeyen kimsenin malında veya başka bir hususta gerçekleşeceğini işaret etmek istemiştir. Böylece o imamın yani hakimin genel olarak malla ilgili akitlerde tasarruf yetkisinin olduğunu ortaya koymak istemiştir. Yani mallarla ilgili akitlerde yani sözleşmelerde işte satım akdi özellikle burada imam nedir? Tasarruf sahibidir. Borcu olmasa köle sürdür yani. Tabii ki. Değil mi? Aynen. Müellif de demiştir ki de imam insanların mallarının kendilerine malları kendilerinin de malları konusunda bir sefihlik. Yani malına sahip çıkamama vesaire. Harman savurma. İşte vesaire yani birçok sebep. Sefilik yani birçok anlamlarda gelebilir. Yani malını işte koruyamayan, malını işte har vurup harman savuran bir zeki ifadesiyle işte dengesiz kullanan, nerede pek kullanacağını bilemeyen, işte karını vesaire bunu iyi şey yapamayan, göremeyen kimsenin gördüğü takdirde onların hesabına satabilir bu malı. Onların hesabına satabilir. Buna karşılık kişi sefi değilse malında hiçbir şeyi onun hesabına satamaz. Böyle demiş müellifte. Yani Bukhari'nin yukarıdaki dediği şeye böyle şey yorum getirmiş. Bukhari mutlak şeyi kullanmış. Tam mutlak lafız kullanmış. Beyli imam alannas. İmam insanların mallarını ne yapabilir? Satabilir demiş. Ama müellif de böyle demiş. Demiş ki adam sefi ise bunu yapabilir demiş. Sefi değilse yapamaz. Yani kişi zimmetine bulunan hakkı ifa etmekten kaçındığı takdirde hakim onun malını satabilir. Gerçekten bu konudaki hüküm müellebin dediği gibidir. Fakat müdeber satış meselesi bu konudaki sıralamayı reddetmektedir. Müelleb buna şöyle cevap vermektedir. Müdebberin sahibinin başka bir malı yoktu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun bütün malını, mülkünü harcamış olduğu görünce ve bu hareketiyle tehlikeye maruz kaldığını müşahede edince yaptığı bu uygulamayı bir işi iptal etti. Eğer o kişi bütün malını, mülkünü harcamamış olsaydı yaptığı bu tasarruf iptal edilmeyecekti. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alışverişlerde aldanan kimseye aldatma yoktur şeklindeki emrine benzer. Yine de her şeyin doğrusunu Allah bilir ama Bukhari'nin dediklerinde pek de anlaşılıyor gibi değil. Bukhari'de direkt lafız var. Evet, imam insanların mallarını ne yapabilir? Satabilir ki günümüzde bunun örnekleri de çoktu zaten görüyorsunuz. Şey yapmaya da gerek yok, fazla da uzatmaya gerek yok. Evet, 33. babta Bukhari demiş ki Babu men lem yekteris bi batni men lem ya'lemu fil umarai hadisen. Bu babı aktarmadan önce yukarıdaki şeyle alakalı bazı şeyler daha söyleyelim arkadaşlar. Şimdi münferit hareketler başka bir şeydir. Devlet başka bir şeydir. Mesela bu hareketler bize münferit olarak çok kötü gelebilir. Ama
Diyelim ki eğer yani hukuk kaideleri olmazsa insanlar münferit sanmış oldukları olaylar öyle insanlar yansınlar ki yine topluma bu felaketlere sebep olur. Onun için bazı münferit olaylar kişinin menfaatine gelmiyor olsa bile dediğimiz gibi genel anlamda insanların faydalarına gelebilir. Özellikle devlet, yani devleti ilgilendiren meselelerde. Tabii bizim için önemli olan İslam devleti. Burada bunu ekstra da hatırlatmış olalım. 30. babda Bukhari demiş ki men lem yektesir bi bat bi ta'ni men lem ya'lem fil umara'i hadisen. Emirler hakkında hiçbir şey bilmeden, yani emir sahipleri hakkında hiçbir şey bilmeden kötülemede bulunan kimseye kulak asmamak. Kulak asmamak bağlı. Yani yöneticilerle alakalı aklına gelen, ağzına yeni her şeyi konuşuyor. İşte sağda solda. Günümüzde insanların en çok belki uğraşmış oldukları şey bu. Yani emirlerle alakalı, yöneticilerle alakalı ağzına gelen, aklına gelen her şeyi konuşan bir kimseye ne yapma? Bu kimseye menlem yektesir bir ta'ni men la ya'lem fil umaray hadisen. Onun dediklerini hiç kale almamak. Yani o işte ya bu adamlar şöyle yaptılar, şu adam şöyle yapmış, şu emir böyle yapmış diye işte şu yönetici şunu etti, şu yönetici şöyle zulmetti dese hiç oralı olmayacaksın, ne yapmayacaksın? Onu ona ne yapmayacaksın? Onun dediklerini aldırmayacaksın demiş Bukhari. An İbni Ömer radıyallahu anhuma İbni Ömer'de Allah ondan razı olsun yakulu diyor ki Ba'te Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ba'ten ve emmere aleyhim Usame İbni Zeyd'in. Diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir ordu birliği hazırladı ve başına da Zeyd'in oğlu Usame'yi koydu. Onun komutanı hususunda ileri geri söylenenler oldu. Allah Resulü Usame'nin komutanı konusunda tenkitte bulunuyorsunuz. Siz bundan önce onun babasının hakkında da konuşmuştunuz dedi. Allah'a yemin ederim ki Zeyd kumandanlığa nasıl layık ise ve bana insanların en sevimlerinden birisiydi. Hiç şüphesiz Usame de o şekilde babası gibi bu işe layıktır ve bana sevimlidir dedi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet insanlar akıllısa işte Usame şöyle küçüktür işte ordu şöyle yönetilir mi yok işte şu kadar hata yapar bak bir siyasi olarak bazı tecrübelerimiz var vesaire vesaire. Ama işte demek ki bunların hiçbir tanesi bilinmeden söylenen şeyler olduğundan dolayı zaten kahve giden insanlar da genelde bunu yapıyorlar işte. Bilmiyorum falanca parti şöyle etmiş, filancalar böyle etmiş, şu şöyle etmiş. Hepsi böyle konuşuyorlar. Devlet yıkıyorlar, devlet kuruyorlar. İnsanlar böyle dedi. Demek ki bu sözlerin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Kendini affettiğine bakmasın. Yani bu sözlerin hiçbir kıymet harbiyesi yok kıymetli arkadaşlar. Evet 34. babda Bukhari demiş ki Babu eledil hisam. Biz hep ayeti okuyunca ayette ne diyor? Eledül hisam diyor değil mi? Yani düşmanların en yamanı. Bukhari demiş ki eledül hisam yani düşmanlıkta en yaman olan kimse babı. Ve huve eddaimu fil husumati ludden ucen eleddu e'vac. An Ayşe radıyallahu anhu kâlet kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki Ebgadur ricali ilallahi eledül hissam. Allah katında en nefret edilen kimseler düşmanlıkta acayip düşmanlıkta aşırı giden kimselerdir. İnsan düşman olabilir. Ama düşmanlığın da bir ölçüsü vardır değil mi? Kesinlikle. Allah'a en sevimsiz olan kimse, en buğz edilen kimse düşmanda en şiddetli giden kimsedir diyor Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Evet, şimdi ise 35. babta Bukhari demiş ki Babu izâ kadel hakimi bi cevrin ev hilafin ehli ilmi fehuve raddun. Hakim zulüm ile hükmettiği veya İlim eline zıt bir hükümde hüküm verdiği zaman bunun reddedileceği babı demiş. Hakim zulümle bir hüküm verir veya ilim olarak ilim ehline nazar ilim ehli nazarında bu hüküm nedir?
bu hüküm red ediliyor. Yani o adam bir hüküm vermişti ama ilim ehli der ki bak şu meselenin mahiyeti budur. Dolayısıyla o red edilir demiş Bukhari. Demiş ki an Salim an İbni Ömer. Salim İbni Ömer de ba'atten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Halid'en ve haddeseni diyor ki Allah Resulü Halid'i Cezime oğulları üzerine ne yaptı? İşte gönderdi. Ve haddeseni diyor ki bana tahsis etti söyledi Nuaym ehbarna bize haber verdi Abdullah. Ehbarna bize haber verdi Ma'mer haber verdi. An Zühri o da Zühri'de An Salim o da Salim'de An Ebihi o da babasında. Kale dedi ki Ba'at-ı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi kimi? Halid bin Velid. Halid bin Velid'i kime? İla Beni Cezime oğlana yani Cezime oğlana gönderdi. Felem yuhsinu en yekulu eslemna. Halid onlara gitti ama fakat onlar şöyle yaptılar. Yani güzel söyleyemediler dediler ki güzel söyleyemeyince şöyle dediler. En yekulu eslemna sanırlar ki yani eslemna teslim olduk demek iyi bir şey sanırlar. Fekalu ha böyle diyecekleri yerde fekal diyor ki sebebna yani böyle yani biz teslim olduk diyecekler yerde sebebna dediler yani sebbe Arapçada sövmek anlamına geliyor biliyorsunuz. Yani ama böyle demiyorlar. Yani onlar biz teslim olduk yerine Müslüman olduk yerine sebebna dediler. Feceale Halid'in yaktulu ve ye'siru. Halid de tam fırsat derken ne yaptı? Hemen onlar da bir kısmını öldürmeye ve bir kısmını da esir almaya başladı. Ama arasında önce de sebep vardı. Halif'in verdiği planları. Doğru. Zaten bu maalesef İslam tarihinde evet bilinen bir durum. Evet. Hatta bunu da burada söylememize bir sakınca yok. Geçen bir YouTube'da bir kanal var. Genelde İslam'a garazileri olan ve Müslümanlara garazileri olan kimselere işte sorular soruyorlar. Dini cevaplar diye kanalın ismi. Yani bazı soruları bile bile soruyorlar ve orada işte yani kanalın ismi biraz klasik bir isim konmuş işte. Orada insanlara cevaplar verdiriyorlar. Bazı sorular soruyorlar, cevaplar verdiriyorlar. Cevap veren bir tanesi de İsrafil Balcı. Bu adam oryantalistleri bile sorulamış olan birisi. İşte şimdi bunu söyleyince orada bu dini cevapların içerisinde bir tanesi de diyor ki Halid bin Velid katliam yapmıştır diyor. Yani diyor işte husumeti vardı ve katliam yapmıştır diyor. Şimdi bir şeye katliam demek çok daha başka bir şeydir uslup olarak. İşte mesela buradaki olduğu şekilde yani orada yaşanan hadiseyi nasıl aktaracağınız önemli. Mesela diyelim ki o kanala hiç İslami bilmeyen, işte ateist olan birisi, deist fark etmiyor kim olursa veya günümüzde devletlerin işte katliam politikalarını ilgilen kimseler oraya eriştikleri zaman direkt oraya erişirse evet ha diyecek ki aslında biz sahabeler falan masum sayıyorduk. Aslında böyle bir şey yokmuş. Baksana adam aralarında husumet varmış ve dolayısıyla gitmiş ne yapmış? Gitmiş katliam yapmış. Bize katliamı işte efendim söyleyeyim kaza olarak takdim etmişler bugüne kadar. Bunu da burada hasreten ifade etmiş olalım. Böyle diyorlar yani. Ve daha benzerler işte. Yani İsrafil Balcı böyle. Dediğim gibi ne kadar işte İslam'a karşı garezi olan işte şey yapan modernistlere, laiklere işte beşeri ideolojilere şirin görmeye çalışan işte Mustafa İslamoğlu gibi adamlara, Süleyman Ateş gibi. Benzeri bu tip adamlara yani bu sorular soruluyor ve bunlar da cevap veriyorlar. Caner Taslaman gibi. İşte İsrafil Balcı da bunlardan bir tanesi ki bu adam Kur'an'da ayetler yanılmıyorsam bazı değiştirmesi gereken diyen yani mesela İlhami Güler mesela. İlhami Güler de bunlardan bir tanesi mesela. İlhami Güler. Böyle adamlar çıkartıyorlar ve dini cevaplar diye işte önce soru soruyorlar daha sonra da böyle cevap verdiriyorlar. İşte orada böyle bir şey diyor. Şimdi kardeş söyleyince tam yeri oldu. Evet böyle bir hadise İslam tarihinde olmuştur ama Halid bin Velid aralarında olan husumetten dolayı bunu yapmıştır. Velev ki yapmışsa da böyle bir şey de söz konusuysa devamında Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Devamını göreceğiz.
Ve defa ile kulli raculin minne esira. Ve devamında ise ne yaptı Halid bin Velid? Esir almaya başladı ve bizden seriyede bulunan her bir askere de kendi esirini verdi. Ve her bir asker kendi elindeki esirini öldürmesini emretti. Bunun üzerine kim diyor bu olayı diyor? Ben vallahi ben esirimi öldürmem dedi. Kim bu hadiseyi bize aktarıyor? İbn Ömer. İbn Ömer. Salim İbn Ömer'in mevlası yani oğlu, doğru mu? Doğru. Ha. Dolayısıyla İbn Ömer diyor ki vallahi ben öldürmem diyor. Ve arkadaşlarımla hiç kimse de esirini öldürmeyecektir dedim. Sefer sonunda İbn Ömer bakın buna itiraz ediyor. Mesela bu göz ardı ediliyor. Mesela bu söylenmiyor. Bu mesele bitince fezekerna zalike li nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mesele geldik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattık. Fekale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allahümme inni ebra'u ileyke mimma sana Halid ibn-ül Velid. Allah'ım dedi Halid ibn-ül Velid'in yaptıklarında ben uzağım, ben sana sığınıyorum dedi. Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam. Şimdi Bukhari nasıl başına atmış? Bakın bu bir hukuktur. Mesela Bukhari meseleyi şöyle görmüş. İsrafil Balcı katliam olarak görmüş. Bu adam da kendisine Müslüman olduğunu söylüyor. Hatta bu adam daha da şey yapalım. Bizim kimse husumetimiz yok. Ayşe Gurunda'yı bilmeyen yoktur mesela. Ayşe Gurunda öldüğü zaman bizim ülkemize bir çınar daha toprağa düştü diye Twitter yayınlayan bir adamdır bu aynı zamanda. Mekanı cennet olsun diyen bir adamdır. Nasıl çınar batıyor? Çınar batıyor. Bilemez. Neyse. Yani neticede bizim derslerde kayıtta belki bir gün birisi Kazerinde olsa karşılaşır veya şey yapar. Böyle bir durum yani söz konusu. İşte Bukhari nasıl görmüş mesela? İsrafil Balcı katliam olarak görmüş. Bukhari de demiş ki İdâ kâdel hakim bi cevrin. Hakim yani cürümle işte zorbalıkla vesaire şey yaptığı zaman, hükmettiği zaman ev hilafen veya yani ilim ehlinin hilafına hükmettiği zaman fehveradın, o reddedilir. Bu bir hüküm müdür? Evet hüküm diyor. Hani bir hüküm verilmişti. Bukhari böyle görmüş mesele. Demiş ki hani hakim, Bukhari burada şeyin yapmış olduğu Halid bin Velid'in yani bir işle alakalı hükmetmektir diyor. Halid bin Velid bunu hükmetmiştir ama diyor. İlim ehli bu doğru olmamış şeydir. İlim ehli nazarında böyle bir şey nedir? Geçerli değildir. Ha bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ettiği zaman Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam ki devlet başkanı Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani şöyle dedi mi oh iyi yapmışsın iyi yapmışsın böyle bir şey yok ki zaten. İşte adam bunu tutuyor. Mesela şunun altını keserse İbn Ömer'in itirazı var bir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ben bu işte uzağım. İki. Üçüncüsü Bukhari diyor ki bir hakim zulümle hükmettiği zaman ve ilim ehlinin aksine hükmederse bu hükmü reddedilir diyor. Kabul edilmez diyor. Ama hadise olmuş artık. Buna yapabilecek olan bir şey yoktur. Şimdi solcuların... Bir de galiba şey diyorlar. Hani Müslüman olduk yerine biz din değiştirdik. Tabii şey işte dedim ya beceremediler. Sabahın yani biz şirkten kurtulduk yerine biz din değiştirdik. Evet. Evet. Şirkten çıktık diyorlardı. Şirkten çıktık. Evet. Yani burada bir de o var. Hani bir de ekstra da o var dediğim gibi. Şimdi tabii biz şey yapmıyoruz ama genelde yani solcular kelimesini demek biraz siyasi bir kavramdır ama yani genelde solcular şey yaparlar. Tamam işte diyelim ki bir şey olur. İşte mesela diyelim bir hadise olur. Gezi olaylarında hatırlarsanız Berkin Elvan ölmüştü işte. Yani orada bununla alakalı o kadar çok propaganda yapıldı ki akıllara zarar. Aynı şeyi sene kaçtı? Yine şeyde olmuştu. Bu Hakkari'de bir işte Kaçakçı dedi değil mi? Onun ismini Uludere. Uludere olayına o kadar çok abarttılar ki bunun üzerinde mesela işte ha biz burada devleti falan şöyle bir savunduğumuzda dolayı değil kesinlikle. İnsanlar meseleyi nasıl görmek istediğiyle alakalı demek istiyorum. Şimdi o kadar çok şey yaptılar ki işte o dönemde Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül işte Avrupa'da bir şeylere cevap veriyor işte. Orada bir tane gazeteci soruyor yine. Sorcu diyor ki bir devlet düşünüp işte diyor bütün işte demokratik halklar elde alınmış diyor. İşte efendim söyleyeyim kendi vatandaşlarını öldürüyor. Şimdi öyle bir mesele anlatıyor ki sanki bütün ülkede öyle bir şeymiş gibi tam meseleyi lanse ediyor. Halbuki alakası yok. Yani genelde özellikleri böyle.
Şimdi bu daha çok sosyalist olan, daha çok işte Marksistçe düşünen, ki Safir Balcı'nın oyunda var. Böyle bakıyor mesela adam. Yani küçücük bir olayı alır bütün, sanki bütün mesele öylemiş gibi aktarır. Yine Muhammed Mustafa el-Azemi'nin İlk Devir Hadis Edebiyatı diye bir kitabı var. Yani güzel bir eser. İlk 150'yi, yani İslam tarihinin ilk 150 senesini inceler. Şimdi orada reddiyelerinden bir tanesi Golzir'de reddiyede bulunur. Tamam. Şimdi Golzir işte İslam tarihini incelerken bah diyor ki mesela falan bir tanesi ölmüş diyor, işte İslam bilmiyordu. Tamam, demek istiyor ki yani İslam neyin nesli? Hani hadisleri çürütecek ya. Hadisleri çürütecek. Şimdi diyor ki işte bir tanesi ölmüş mesela, boynunda haç bulunmuş diyor. İşte bir tanesi adam dua bilmiyormuş. Tamam diyor, işte bilmiyorum şöyleymiş. İslam dediğin şeydir. Tamam diyor. Aslında İslam o dönemde de öyle böyle bir şey yokmuş. Yani İslam diye bir şey ortada yok diyor. Şimdi Muhammed el-Azami de orada bir örnek getiriyor. Diyor ki, diyor Golzird'in dediklerine bakılırsa, böyle münferit olaylar toplamış ya. O zaman diyor, bu yanılmıyorsam Amerika'yı örnek veriyor. Diyor ki, o zaman diyor Amerika'da tamam bugün erkeklerin hepsi tecavüzcü, kadınların hepsi tecavüze uğramışlar. Tam herkesin malları elinde almış. Böyle meselesi meseleyi yansıtırsan. Ki Golzird'in özelliği de zaten şey de söylüyor. Mustafa Sibay da söylüyor. Müsteşrik'in isimli kitabında o da aynı şeyi söylüyor. Diyor onun özelliği bir meseleyi aldığı zaman tam bir mesele alacak ya. Onu muhataplarına öyle sunar ki sanki bütün mesele öyleymiş diye. Yani onun şeyle yine şeyde, yani Golzit'te ne kadar etkilendiğini o kitapta yine şeyi anlatıyor, işte Hasan Abdülkadir diye bir hocasını anlatıyor. Diyor bana dedi ki biz Şam'daydık diyor. Mısır'ın şey neresi, başkenti? Kahire'deydik diyor. Kahire'de diyor işte dedi ki önce demiş ben İslam'ı anlamadım. Almanya'ya gittikten sonra İslam'ı anladım. Döndüm ben size İslam tarihini vereceğim. İslam tarihi derslerimize girecekti diyor Mustafa Sabahi. Bizim hocamız yani Hasan Abdülkadir. Diyor dedi ki ben öyle bir kitapta size ders vereceğim ki daha onun benzeri bir kitapta hiç İslam tarihi dersleri verilmemiş. Kimindir diyor. Neyse diyor işte Golzer'in kitabı işte Muhammed-i Sünnet mi ne diye. Sonra diyor işte şey yaptı dedi ki İbn-i Şihab Ez-Zühri Emevilere yaranmak için işte diyor şey uydurmuştur, hadis uydurmuştur diyor. Ben de işte bizim buna karşı çıktık diyor. Hocam da istediği müsaade aldık. Hani dedik ki şey yapalım, bu meseleyi araştıralım. Diyor hocam Hakk'a yakın insan olduğundan dolayı diyor şey yaptı diyor. Tamam dedi işte diyor ben gittim araştırdım işte Kahire'de bilmiyorum Süleymaniye Kütüphanesi'nde şurada burada diyor. Yani 2-3 hafta uğraştım diyor. Ne kadar işte delili varsa hepsini topladım diyor. Ve geldik diyor o zaman işte bir dernek var diyor. Biz dedik ki bu dernekte bir konferans yani bir seminer düzenleyelim. Hocamı da davet ettim diyor. O da diyor kırmadı geldi diyor. Ve diyor ben İbn-i Şihab'la alakalı ne kadar bilgi varsa hepsini anlatayım tamam diyor. Hocama da dedim ki işte itirazı varsa gelsin burada anlatsın tamam diyor dedim. Diyor öyle oturmuştu kalktı diyor dedi ki vallahi ben şu ana kadar İbn-i Şihab'la alakalı hiçbir şey bilmiyordum şimdi öğrendim diyor dedi. Yani böyle bir şey işte adam bu kadar etkilenmiş Golzit'te. Dolayısıyla işte Muhammed Mustafa el-Azimi diyor ki Golzir'in özelliği öyleydi diyor yani diyor mesele olduğu zaman onu öyle aktarırdı ki akıllara ziyan. İşte İsrafil Balcı ve benzeri adamların da dediğim gibi işte kanalın ismini dini cevaplar ve hazırlanan sorular ve özellikle cevap veren kimseler. Yani hepsini alt alta sıraladığınız zaman sonuç nereye gideceğini artık düşünün. Yani öyle maalesef. Öyle. Öyle. Evet. 36. babda Bukhari demiş ki Babu el imamu ye'ti kavmen fe yuslihu beynehum. İmam yani devlet başkanı bir kavme gelip onların aralarını düzeltebileceği babı. Yani imam gelir bir kavmi, bir topluluğu ne yapar? Aralarını düzeltir diyor. Hadis uzun ondan dolayı mealen aktaralım. Demiş ki Sel bin Sad Esadi'den. Amroğullar arasında bir kavga çıkmıştı. Bir husumet vardı. Bu kavga Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gidince öğle namazını kıldı. Sonra aralarını düzeltmek için onların yanına gitti. Nihayet ikindi vakti gelince müezzin Bilal ezan okudu, kamet getirdi. Ve Ebu Bekir'e namazı kıldırması istendi. Ebu Bekir öne geçip namaza durdu. Ebu Bekir namazdayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi. İnsanların saflarını yara yara nihayet Ebu Bekir'in arkasına geldi. Ve ona yakın olan safın içine geçip namaza durdu. Sehl dedi ki cemaat Ebu Bekir yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldiğini görünce Ebu Bekir'e mesele durmak için ne yaptılar? Tesvik yaptılar. Yani el çırptılar. Diyor.
Ebu Bekir ise namazda durduğu zaman onu bitirinceye kadar hiçbir şeye iltifat etmezdi. Ebu Bekir'in özelliği bu. Ebu Bekir kendisine el çırpman durdurmadığını görünce başını çevirdi ve Allah Resulü Aleyhisselatü arkasında namaza durmuş gördü. Resulü Ebu Bekir'e namazını kılmaya devam et diye şey yaptı, işaret etti. Ebu Bekir şey yaptı, tesfik yaptılar. La yumsiku aleyhil tefate el tefate ferâ nebi sallallahu aleyhi ve sellem halfehu. Feyum sükaliye tefete. Baktı şöyle arkasını döndü. Ferah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun arkasında olduğunu gördü. Ebu Bekir baktı. Allah Resulü'nün namazına devam et dedi. Eliyle. Ebu Bekir yerinde birazcık durdu da Nebi'nin yerinde dur işaretinden dolayı Allah hamd etti. Sonra geri geri yürüyerek safa girdi. Resulü aleyhisselatü vesselam Ebu Bekir'in geri çekildiğini görünce öne geçti ve böylece insanlara bu namazı kıldırdı. Namazı bitirince ey Ebu Bekir sana yerinde dur diye işaret ettiğim zaman neden namazına devam etmedin? Bir engel var mıydı dedi. Neydi sebep diye sordu Ebu Bekir. Ebu Kuhafe'nin oğluna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde imamlık yapmak yakışmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah cemaate namaza iken herhangi bir durumla karşılaştığınıza karşı tarafı ikaz etmek maksadıyla erkekler Subhanallah, kadınlar da tesbih yapsınlar. Yani el çırpısınlar dedi. Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu hadisi kim hatırladı arkadaşlar? Bu hadis kitabı salatta. Kitabı ilimde değil mi geçmişti? Ta 6 hatta 7 sene önce geçmişti. Evet. Böyle demiş. Mesela bu namazda yani sağa sola hani tabii devamlı olmaz ama bozmaz yani. Bozmaz. Doğru. Doğru. Yok, geçen de bu soru geldi de benim komşum var işte. Dedi işte bazı sıraladı işte namazda bozar işte şu bozar bunu bozar. İşte bakmak şöyle baktım mı dedim ya dedim bak Peygamber Efendimiz dedim böyle böyle bir hadisesi var. Dedim hatta anlattım kendisine Ha. dedim bozmaz dedim bak böyle böyle bir hadisesi var. Kimseye de demedi Peygamber işte hepinizin şeyi bozuldu işte şu Yani. devam edildi. Ha mezheplerde o var ama işte dediğin gibi adam şey olmayınca yoksa normalde Hani şey var ameli kesir meselesi mezheplerde var buyur. hani Hazreti Bekir Peygamber Peygamber Efendimiz hastalanmıştı ya. Bu Evet. ki namaz kıldırsın. Yani bunu Hı. bayağı bir tekrar etmişti. Evet. 37. babda Bukhari demiş ki babu yüstehabbu lil katibi en yakune eminen akilen. Katip yani hüküm yazıcı, katibin güvenilir ve akıllı bir kimse olmasının müstahap olması babı. Yani birisine sen yazıcı yani günümüzdeki ismine yazıcı emin ve güvenilir birisi olması bir de akıl olması lazım. Zeyd demiş ki bin Sabit Allah ondan razı olsun. Ebu Bekir Yemame'de şehit olmalarından dolayı bana haber gönderdi. Yanında Ömer de vardı. Ebu Bekir şunları söyledi. Ömer bana geldi ve dedi ki Yemame günü şiddetli savaşta Kur'an hafızlarından birçoğu şehit oldu. Yani kuralar. Ben diğer savaş sahalarında harbin şiddetli olup Kur'an hafızlarının şehit edilmelerinin de bu sebeple de Kur'an'da büyükçe bir kısmı zayi olup gitmesinde korkuyorum. Bundan dolayı senin Kur'an'ın kitap halinde toplanmasını emretmeni güzel bir şey olarak görüyorum dedi. Ebu Bekir Zeyd'e şöyle dedi. Ben de Ömer'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmamış olduğu bir şeyi ben nasıl yaparım dedim. Ömer bana vallahi bu hayırlı bir iştir dedi ve bana bu hususta müracaatta bulunmaya devam etti. Yani ısrar etti. Nihayet Allah benim göğsümü Ömer'in göğsünün açmış olduğu iş için açtı. Ben de bu işte Ömer'in düşündüğü gibi düşündüm. Zeyd olayın devamını şöyle anlatır. Ebu Bekir bana şunları söyledi. Sen genç, delikanlı, akıllı bir adamsın dedi. Biz seni hiçbir kusura itham olduğunu bilmeyiz. Sen Aleyhisselatü Vesselam için vahiy yazıyordun. Dolayısıyla şimdi Kur'an'ı araştır ve bir araya topla dedi. Zeyd de şöyle devam etti. Allah'a yemin ederim ki eğer bana dağlardan birini nakletmeyi teklif etmiş olsalar da o iş bana Ebu Bekir'in teklif ettiği Kur'an'ı toplama işinde daha ağır olmazdı. Dedi. Onlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapmadığı bir işi nasıl yapıyorsunuz dedim. Ebu Bekir vallahi bu hayırlı bir iştir dedi ve beni teşvik etti. Beni teşvik etmeye ve bana müracaatta bulunmaya devam etti. Nihayet Allah Ebu Bekir ve Ömer'in göğsünü genişlettiği bu işe ben de göğsümü açıp genişletti. Ve ben onlar gibi düşünmeye başladım. Bunun üzerine Kur'an'ı araştırdım ve onu yazılı bulduğum hurma dallarında inciltilmiş deri ve bez parçalarında taş levhalarında ve hafızların ezberlerinde toplamaya koydum. Nihayet Tevbe suresinin son ayetleri yani لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
Ayetini ise Huzeymen yahut Ebu Huzeyme el-Ensari'nin yanında buldum ve bununla ilgili olduğu sureye kattım. Neticede toplanan bu sayfeler Ebu Bekir'in yanında aziz ve celil olan Allah kendisini vefat ettirinceye kadar kaldı. Sonra vefat edinceye kadar hayatı boyunca Ömer'in yanında kaldı. Bundan sonra da onun kızı olan Hafsa'nın yanında kaldı diyor Zeyd bin Sabit. Evet. Şimdi yine 37. Bapta Bukhari demiş ki yazıcı ve birisi yazıcı olacaksa akıllı ve emin birisi olması lazım. Yazıcı, akıllı ve emin birisi olması lazım. Sadece emin olursa yeterli midir? Değildir. Sadece akıllı olursa bu da yeterli midir? Değildir. Hem emin olacak hem de akıllı olacak Bukhari demiş. Evet 38. Bapta Bukhari demiş ki Babu kitvil hakimi ila ummalihi vel qadila umanihi. İmam yani devlet başkanı memurlarına hakimin emirlerine denilen memurlara yazı yazması babı. Bu hadis daha önce geçmişti. Burada da mealen hızlı bir şekilde aktaralım. Abdurrahman bin Sel Essel bin Ebi Hamse ve kavmin büyüklerine bazı kimselerin verdikleri habere göre Abdullah bin Sel Muhayyisa uğradıkları bir kıtlık ve fakirlikten dolayı hurma satın almak için Hayber'e doğru yola çıktılar. Meseleyi sonra anlatıyorlar. Sonunda Muhayyisa Abdullah bin Sel'in öldürülüp bir çukura yahut da bir pınar içine atılmış olduğunu haberi gelir. Bunun üzerine Muhayyisa Yahudilere gelir ve onlara vallahi onu siz öldürdünüz der. Yahudiler de ona vallahi biz onu öldürmedik derler. Bunun üzerine Muhayyisa dönüp Medine'ye kendi kavmin yanına gelir ve onlara hadiseyi anlatır. Ardından Muhayyisa ve kardeşi Huveysa ki Huveysa Muhayyisa'dan daha büyüktür. Maktulun kardeşi Abdurrahman bin Sehl'e gelirler. Hayber'de bulunmuş olan Muhayyisa Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bu davayı anlatmaya başlarlar. Allah Resulü Muhayyisa'ya hitaben ilk sözü büyüğe bırak dedi. İlk söz büyüğe bırak dedi. Allah Resulü bu emriyle yaşça büyük olan kardeşini kastetmektedir. Bunun üzerine Huveysa söz alır. Ondan sonra ondan sonra Muhayyisa konuşur. Bunun ardından Resulullah onlara ya Yahudiler arkadaşınızın diyetini öderler yahut da bize harp ilan etmiş olurlar buyurur. Ve bunu Yahudiler mektup yazıp gönderir. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Abdullah'ı biz öldürmedik diye cevap verirler. Bunun üzerine Allah Resulü Huveysa, Muhayyisa ve Abdurrahman üçlüsüne hitaben sizler bu cinayetin Hayberli Yahudiler tarafından işlendiğine yemin eden arkadaşınızın kanın bedeline hak kazanır mısınız diye sorar. Onlar da bizler buna yemin edemeyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyleyse Yahudiler onu öldürmediklerine dair size yemin ederler buyurur. Davacılar onlar Müslüman değillerdir ki deyince Allah Resulü öldürülenin diyetini kendi imkanlarında 100 deve olarak öder ve sonra da bu develer onların evlerine sokulur. Sehl bu develerden bir dişi deve bana ayağıyla vurdu demiştir. Yani bir de ekstra bunu ilave etmiştir. Şimdi müşrin yaptığı yemin geçerli midir? Böyle bir soru da gelebilir ama burada detay girilmemiş. Biz de detaya girmeyelim ve 39. baba geçelim. 39. babta Bukhari demiş ki babu hel yecuzul hakim hakim için caiz midir? Ne en yeb'a racule vahdehu lin nadiri fil umuri. Bir kişiyi tek başına göndermesi caiz midir? Bir kişi bir işi yani bir meseleyi araştırıp öğrenmesi için veya bir meseleyi tahkik etmesi için bir kişiyi bile görevlendirmek caiz midir? Günümüzde buna komisyon diyorlar değil mi? Komisyon yani. Ha işte o yani. Yani fert değil de komisyon daha çok işleri araştırır. Ama bir kişi bu işte yeterli midir? Demiş Bukhari. 7193 ve 7194 aynı rivayetler ama senetlerinde farklılık var. Ebu Hureyre ile Zeyd bin Halid el-Cüheni demişlerdir ki bir Bedevi Arap Hasan'la birlikte geldi ve ya Resulallah aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet dediler. Fakdi beynuna bi kitabillah fekal el-Arabiyyü inne ebni kâne asifen ala hâda fezâne bi imrâti. Dediler bizim aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet. Ardında hasım olan kişi ayağa kalkıp bu doğru söyledi. Aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet. Bedevi davaya şöyle
anlattı. Benim oğlum bu adamın yanında ücretliydi. Onun karısı da zina etmiş. Bazı kimseler bana oğlun cezası rejim edilmektedir dedi. Ben de bu adama 100 koyunla bir cariye verip oğlumu kurtardım. Sonra bu meseleyi bilen kimselere sordum diyor. Meselenin böyle olmadığını öğrendim diyor. Yani neymiş mesele? Benim oğluma 80 sopa vurulması ve bir yıl sürgün edilmesi, bu kadın da rejim edilmesi. Allah nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki le aklı yiyen nebi beyne kuma bi kitabillah. Ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını aranıza hükmedeceğim. Cariye ile koyunlar sana geri verilecektir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun cezası 100 değnek ve bir yıl sürgündür dedi. Sonra ey Uneys, bu adamın karısına git ve onu rejim et buyurdu. Bundan sonra Uneys o kadına gitti. Uneys onu rejim etti. Yani kadın kendi suçunu itiraf ettikten sonra Uneys gitti onu ne yaptı? Uneys gitti o kadını rejim etti diyor. Hangi geçti bu hadis? Evet. 40. babda Buhari demiş ki babu tercümetil hukkami ve hel yecuzu turcemanun vahidun idarecilerin yani yöneticilerin ifadeleri tercüme ettirmeleri bir tek tercümenin caiz olup olmadığı. Yani yöneticiler şeylerini tercüme ettirmeleri ve bir tek tercüme caiz midir değil midir? An Zeyd ibn Sabit'ten enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah nebi sallallahu aleyhi ve sellem emre onu emretmiş en yeteallemu kitabel yahud Yahudice yazmayı hatta ketebtu li nebi sallallahu aleyhi ve sellem kutubehu. Nihayet diyor ben aleyhissalatü vesselam mektuplarını yazardım. Ve kara'tuhu kutubehum idâ ketebu ileyh. Onlar da Nebi Aleyhisselatü Vesselam yazdıkları mektupları kendisine, onlar da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yazdıkları mektupları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a okurdum diyor Zeyd ibn Sabit. An Ebu Süfyan ibn Harbin, Ebu Süfyan ibn Harb. Ekberahu, o şöyle demiştir. Enne Hirakle ersele ileyhi fi rakbi min Kureyş. Diyor ki Kureyş'ten bir ticaret kervanının heyeti içerisinde Herakli onlara bir haberci gönderip onları çağırtmış. Sümme kâle li tercümani. Sonra da bir tercüman tutmuş demiş ki kullehum inni sâilun hâda. Demiş ki sor bakalım. Şu adamlara söyle. Onun vasıfları nelerdir? Fe in kezebeni fe kezzebuhu. Şimdi Resulullah soruyor Ebu Süfyan'a. Ebu Süfyan diyor ki eğer bana yalan söylerse sizler de bunun sözünü yalanlayınız der. Ebu Süfyan da fedekeren hadis meseleyi aktarıyor. Fekale tercüman dedi ki kul lehu imkane ma tekul hakkan feyumsi fe seme fe se yumliku mevzu kaddemi hateyn. Ebu Süfyan bundan itibaren olayın tamamını aktarır ki olayın tamamı daha önce geçmişsiniz. Sonra da Hıraklı der ki kendi tercümanına ona söyle. Eğer bu dedikleri doğruysa şu benim iki ayağım basmış olduğu yere yakında o da basacak diyor. Kim diyor? Heraklı diyor. Ebu Süfyan'a diyor. Tabi Ebu Süfyan o zaman müşrik bir adam. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam hatta diyor ki ben bazen araya yanlışlar falan katmak istedim ama diyor. Sonra işte adam şey olduğundan dolayı yani bunu yalan söylemeyi bir şerefsizlik olarak değerlendiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın ne kadar büyük bir şey yani. Bu bakın yalancılık yani belki ifade çirkin olacak ama şerefsizliktir yani. Bunu böyle arz saydığından dolayı Ebu Süfyan yalan söylemiyor orada. Şimdi 41 ve sananlar da çok çok iyiler. Evet. Uzun bir hadis var. Sadece bab başını aktaracağız ama hadisi söyleyeceğiz. Hatırlarsınız siz zaten. 41. babda Buhari demiş ki babu muhasebetil imami ummaluhu. İmam yani devlet başkanı memurlarını ne yapması? Muhasebe etmesi. Yani hesap sorması demiş. Bu normal olan bir şey. Yani imam ne yapar? Aynı zamanda efendime söyleyeyim görevlenmiş olduğu kimseleri ummallarını ne yapar? Hesaba çeker. Şimdi Ebu Humeyd Es-Sadi anlatmıştır. Ne demiştir? Resulullah İbni Utbiye veya Lütbiye adında birisini ne yapıyor? Zekat memuru olarak görevlendiriyor. Bu gidiyor zekatı topluyor. Geliyor diyor ki şu zekat hakkıdır. Bu da bana verilen hediyelerdir. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor hutbeyi yad ediyor. Diyor ki bu adam şayet kendi evinde olmuş olsaydı yine buna birileri bir şey verecekler miydi? Dikkat edin ben size tebliğ ettim diyor Allah'ın nebisi aleyhissalatü vesselam. Hadis kısacası buydu. Daha önce geçtiğinden dolayı burada
tekrar etmemize gerek yok. 42. babı da aktaralım ve dersin hayata erdirelim inşallah bu akşamlık. Demiş ki 42. babda Buhari, babu bitanetil imami ve ehli meşuratihi. De imam sırdaşları ve danışıp istişare ettiği kimseler babı. Yani Rabbimiz Ali İmran suresinde ya eyyühellezine tetekuttanetim min dunikum, ey iman edenler sizden olmayan kimseleri sırdaş edinmeyin diyor Rabbimiz. Sizden olmayan kimseleri bir tane atın. Sizde olmayan kimseleri ne yapmayın? Sırdaş edinmeyin. Devlet başkanı imam ebbi tanatu duhala'u, yani başlıkta kullanılan bir tane duhala, yani başkanın yanına yalnızken giren ve onunla gizli işleri, onun gizli işlerini bilen kimse demektir denilmiş. Buhari de demiş ki imam sırdaşları ve danışıp işaret ettiği kimseler babı. Evet. Sırdaşlar bu devletlere de böyledir arkadaşlar. Hatta yani bizim ülkemizde işte mesela genelde istihbaratın başındaki adam her perşembe günü işte ne yapar? Devlet yönetiminin kimseye bir araya gelir. Ne yaparlar? İşte diyelim ki var olan durumlarını işte değerlendirirler mesela. Evet. İmam bunu yapar diyor Buhari. An Ebi Said el-Hudri, Ebu Said el-Hudri de An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de kâle dedi ki ma ba'atallahu min nebiyin ve la istahlefe min halifeti. Alemlere olan Allah hiçbir nebi göndermemiştir ki ve gönderdiği her nebi ve bir kimseyi halife yaptığı zaman illa kânet lehu bitanatani. Bir tane tani. Onun iki sırdaşı olmuştur. Allah bir nebi gönderdi ve bir kimseyi halife yaptığı zaman, iş sahibi yaptığı zaman vele istihrafe. İş yapan yani devlet yöneten, başkan olan bir kimse ne yapar? Onu muhakkak 12 tür sırdaşı vardır. Bir tane tün te'muruhu bil marufi ve tahussuhu aleyh. Ve tahudduhu aleyh. İki tür sırdaşı vardır yani. İstihbarat getirenler de iki türlüdür. Bunlardan biri onun iyiliğini emreder ve onu da yola teşvik eder. Ve bi tanatu te'muru bi şerri ve tuhudduhu aleyh. Bir diğeri ise onu kötülüğü emreder, kötülüğü söyler ve onu şerre teşvik eder. Fel ma'asumu men asamallahu ta'ala. Allah masum olan ise yüce Allah'ın koruduğu kimsedir. Yani ismet sahibi olan. Masum olan kimse ise, çünkü adam sırdaşının söylediklerine göre hareket edecektir. Doğru mu? İki çeşit tanat vardır. Bir tanah. Yani iki çeşit sırdaş vardır. Birisi doğruya yönetir, iletir. Birisi ise ne yapar? Yanlışı ona işte şey yapar, sırrı verir. O da buna göre hareket eder. Allah'ın korudukları bunların dışındadır. E tabi insan peygamber olmayınca böyle şeylere de düşer. Allah böyle sırdaşlar olan kimselerden bizleri eylesin. Yani hakkı ve marufu tavsiye eden sırdaşlar. Rabbimiz bize her hususta mutedil olan kimselerden eylesin. Bize basiret sahibi olan kimselerden eylesin. Hakka hak olarak görüp hakka sımsıkı sarılmayı, batıl da batıl olarak görerek batıl da sakınmayı bizlere lütfetsin Rabbimiz. Yeryüzündeki mazlum, mustazaf, beşeri Müslümanların dertli edetlerini bizlere ihsan eylesin. Razı olduğu ameller hususunda birbirimize yarışa girmeyi bizlere lütfetsin. Biz Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan razı olduk. Rabbimiz bu akideyle kendisine kavuşmayı bizlere lütfeylesin. Girişmiş olduğumuz bu Allah'a davet yolunda bizi rüşte erdirsin. Akıbetimizi hayır eylesin. Derdi, tasası, davası Allah olan, yeryüzünde Allah'ın kelimesi için hayatını vakfeden kimselere bizlere rızık olarak, kardeşler olarak ihsan eylesin. Ve Müslüman olarak kendisine Rabbimiz bize, kendisine kavuşma lütfetsin. Ey Rabbimiz canımızı Müslüman olarak al ve bizi salih kulların zümresine ilhak eyle. Bir rahmetke ya Erhamer Rahmin ve selamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.